Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. sınıf özgün yayınları sayfa 106, 107 ve 108'deki ikinci ünite değerlendirmeyi yapmış olacağız. Birinci sorumuzda hızla başlıyoruz. Aşağıdaki soruları doğru cevapların işaretleyiniz demiş. Birinci sorumuza baktığımızda arkadaşlar 18 bölü 25 kesrinin birim kesri aşağıdakilerden hangisidir diye sorulmuş. Birim kesir payı 1 olan kesir arkadaşlar. Bakın payı 1 olan 3 tane şıkkımız var. A şıkkı elendi. Bu kesrin birim kesri sorulduğu için Payımızı 1 aldık, paydamız ise bu kesir 25 parçalık birimden oluştuğu için paydamız ise 25 olması gerekecek. Yani bu kesirin birim kesi 1 bölü 25 olması gerekir, paydamızın 25 olduğu için diyoruz. Birinci sorumuzun cevabı C şıkkı 1 bölü 25 olması gerekiyor dedik. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledim, ikinci soruya doğru ilerledim arkadaşlar. Aşağıdaki sıralamalardan hangisi doğrudur demiş. Baktığımızda paylar eşit ve bir hepsinde. Payların eşit olduğu durumda paydası küçük olan daha büyüktü. Unutmuyoruz arkadaşlar. Paylar eşitse, yukarılar eşitse paydası küçük olan daha büyük. Burada bakın 17 16 15 yani büyük olanı başa yazmış. Yanlış. Burada 8 10 12. Bakın burada doğru verilmiş B şıkkında arkadaşlar. Çünkü Paylar eşit olduğunda paydası küçük olan yani 8 10'dan daha büyük 10 12'den daha büyük paylar eşit olduğu durumda cevabımız B şıkkı olması gerekiyor. Burada yine ters verilmiş 1 bölü 8'in en büyük olması lazım o 1 bölü 22'den o da büyük olması lazım 1 bölü 30'dan bu da hatalı. Burada da yine 1 bölü 3'ün daha büyük 1 bölü 4'ten o da büyük 1 bölü 5 olması gerekiyor. Sadece doğru cevap verilen B şıkkı olmuş arkadaşlar ikinci sorumuzun cevabında diyoruz. Üçüncü sorumuzla devam edelim. Burayı da temizledik. 24 bölü 54 kesinin en sade biçimi aşağıdakilerden hangisidir? En sade yani bölerek ulaştığımız ifade arkadaşlar. Sadeleştirme işlemi. Öncelikle 2'ye bölelim. Her ikisi de 2'ye bölünen sayılar. Bu ifadeyi 2'ye, bu 2'ye iki, böldüm. 24'ü 2'ye böldüm de, yani yarısını aldığımızda 12. 54'ü 2'ye böldüğümüzde 27 çıkar. 12 ve 27 2'ye böleceğim ama 27 2'ye bölünen bir sayı değil. O zaman ikisini de 3'e bölebilirim. İkisi de 3'e bölünüyor. Her ikisini de 3'e böldüm şimdi. 12'yi 3'e böldüğünüzde 4 defa içerisinde. 27'yi 3'e böldüğünüzde 9 defa arkadaşlar. Yani 4 bölü 9 şeklinde bu ifadeyi sadeleştirmiş oldum. Cevabımız da A şıkkı olmuş olacak. 4 bölü 9 ifadesi daha da sadeleşmiyor. Herhangi bir sayıya bölünmüyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı 4 bölü 9 olması gerekli diyoruz. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Buradaki işlemleri yetiştiremeyenler durdurarak işlemleri kontrol edebilirler. Dördüncü soruda demiş ki 5 bölü 18, 7 bölü 18, 3 bölü 18 kesirlerinin büyükten küçüğe sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Paydalar eşit arkadaşlar. Paydalar eşitse payı büyük olan 7 bölü 18 en büyük. Sonrasında 5 bölü 18 ikinci sırada. Burada 3 bölü 18 yazdığı için C şıkkı gitti. En küçük de 3 bölü 18. Gördüğünüz gibi bu ifade B şıkkında mevcut arkadaşlar. 7 bölü 18 en büyük. Sonra 5 bölü 18 o da büyüktür. 3 bölü 18 şeklinde sıralamanın olması gerekiyordu. 4. sorunun cevabı da B şıkkı olması gerekli. 5. soruyla devam ediyorum. Kesrinin küçükten büyüğe sıralanışı hangi seçenekte? Pardon şöyle düzelttim arkadaşlar. Kesirlerin küçükten büyüğe doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Bu sefer paylarımız eşit. Paylar eşit olduğunda paydası küçük olan daha büyük. Yani 7 bölü 18 en büyük ifade olacak arkadaşlar. Küçükten büyüğe sıraladığı için 7 bölü 18'in en büyük olduğu burada bakın. Küçük demiş. Sonra 7 bölü 25 daha küçük. O da en küçük buradaki 7 bölü 29 ifadesi olması lazım. Yani C şıkkında doğru ifade verilmiş. Küçükten büyüğe sıralamış. En küçük ifade arkadaşlar burada. 7 bölü 29 en küçük. Sonra 7 bölü 25 en büyük ifade 7 bölü 18 olması gerekli diyoruz. 5. sorumuzun cevabında C şıkkı çıkmış oldu. 6. soruya geçtiğimizde burayı temizledim. 6'ya geçtim Arkadaşlar. Zeynep'in pul koleksiyonunda 248 pulu vardı. Zeynep pulların 3, 8'de 3'ünü arkadaşına verdi. Zeynep arkadaşına kaç tane pul vermiştir diye sorulmuş. Şimdi bu soruyu şöyle alta çözelim. 248 pulu var. 3 bölü 8'ini arkadaşına veriyor. Bir sayının 3 bölü 8'i bulunurken önce bunu 8 parçaya bölüp sonra 3 tane yani 3 ile çarparak kaç tane olduğunu bulabiliriz. Önce 248'i 8'e böleceğiz. 8 parçaya bölüyoruz. 24'ün içerisinde 8 3 defa çıkardığımızda 0 0 8'e aşağı indim. 8'in içinde 8 1 defa 8 kere 1 8 kalan 0 yani 31 çıktı her bir parça. Şimdi 3 parça istediği içimizden 31 ile de 3 çarparak kaç tanesini arkadaşına verdiğini bulabiliriz. 3 kere 1 3 3 kere 3 9 93 tanesini arkadaşına vermiştir. Altın sorumuzun cevabı da C şıkkı olması gerekiyor dedik arkadaşlar. 7. soruyla devam ediyoruz. Burayı temizledim. İşlemleri yetiştiremeyen arkadaşlarımız durdurarak kontrollerini sağlayabilir. 7. soruda demiş ki Erkan parasının 9'da 4'ü ile mont aldı. Montun fiyatı 360 TL olduğuna göre montu almadan önce Erkan'ın kaç Türk lirası vardır diye sorulmuş. Şimdi buradaki soru Üstteki sorunun tam tersi. Bu sefer 4 bölü 9'u 360 TL olarak verildiği için arkadaşlar 360 TL'ye 4, 4 parçalık kısmına karşılık geliyor. O yüzden 360'ı 4'e bölüp bir parçaya bulacağız. Tamamını bize sorduğu için 9 çarpacağız. Yukarıdakinin tam tersini yapıyorum. Dikkat edelim. 6 ve 7 tam zıt sorular. 360'ı payımıza yani 4'e bölüp her bir parçaya bulmam lazım. 36'ın içerisinde 4, 9 defa 9 kere 4 36 0 0. Bu 0 aşağı indim. Aynı zamanda buraya da yazıldı. 90. Yani her bir parça 90 olarak bulundu. Tamamı sorulduğu için bunu 9 ile çarparak 90 ile 9'u çarparak tamamı parası ne kadar bulabiliriz? 9 kere 0 0. 9 kere 9 81. Yani 810 TL toplam parası olduğunu bulmuş olduk. 6 ve 7'nin tam zıt sorular olduğuna dikkat edelim arkadaşlar. Bu soruda paya bölüp payda ile çarpmamız gerekiyordu. 7. sorunun cevabı da değişik olarak bulunmuş oldu. Evet 8. soruya doğru ilerliyoruz. Burayı temizledik. Yetiştiremeyenler durdurarak bakabilirler arkadaşlar. 8. sorumuz. Yukarıdaki modellerinin işlem hangi seçenekte doğru verilmiştir? Birinci kesirimizi yazalım. 3, 6, 9, 12 parçalık bir kesir. 3, 5 tanesi boyalı. 5 bölü 12. Burası ise 3, 6, 9, 12 parçadan 3, 4 tanesi boyalı. İkisi toplanmış arkadaşlar. Bir araya gelmiş. Sonuçta da 12 parçalık şekilden 3, 6, 9 tanesi boyalı olmuş. Yani bu şeklin, bu modellemenin matematiksel cümlesi budur arkadaşlar. 5 bölü 12 artı 4 bölü 12 o da eşittir. 9 bölü 12 yani 8'in sorumuzun cevabı aşık olması gerekiyor dedik bu modellemenin matematiksel cümlesi. Ve 9. soruya doğru ilerliyoruz. Burayı temizledim. Aşağıda modellenin işlem hangi seçenekte doğru verilmiştir? Çarpılar olduğu için bu bir çıkarma işlemi arkadaşlar. Öncelikle 3, 6, 9, 12, 15 tane şekil var toplamda. Tüm boyalı şekil 3, 6, 9, 10, 11. 11 bölü 15'ten çıkarılmış. Ne çıkarılmış arkadaşlar? 3 tanesi payı 3 paydamız yine aynı 15 geriye de 11'den 3 çıktığında geriye kaç tane kaldı 8 tane kaldı 8 bölü 15 kalması gerekiyor bu işlemi e, modellemesi budur arkadaşlar hangi şıkkımıza verilmiş 11 bölü 15 eksi 3 bölü 15 eşittir 8 bölü 15 B şıkkında verilmiş yani 9. sorumuzun cevabı da B şıkkı olması gerekiyor dedik. Ve 10. soruya doğru ilerliyoruz arkadaşlar. Burayı temizliyoruz yine. 10. soru demiş ki 2 tam 4 bölü 9 artı 7 bölü 9 işlemin sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi bu sorularda 2 tamı direkt alıp kesir kısımları toplayıp işlem yapabilirsiniz ama hatalı çıkma ihtimali var arkadaşlar. Şurası toplandığında bir tamı geçtiği için. O yüzden bu tarz sorularda bileşik kesi çevirerek yapmak daha faydalı. Nasıl çeviriyoruz bileşik kesre? 2 ile 9'u çarpıyorum. 18. 4 ekliyorum. 22 bölü 9 bu kesrimiz. Diğeri 7 bölü 9. Topladığımızda paydalar eşit olduğu için toplayabilirim. 22 artı 7, 29 bölü 9 şeklinde cevabı direkt ulaşabilirsiniz. Diğer türlü topladığınızda işlem hatası yapmanız mümkün oluyor arkadaşlar. Bu şekilde yapmada fayda var. Tabi bu şekilde bulduğunuzda şıklarda cevap yok. Bunu tekrar tam sayılı hale çevireceğiz. Nasıl çeviriyoruz? 29'u 9'a bölüyoruz. 29'un içerisinde 9 3 defa. 9 kere 3 27. Kalan da 2 arkadaşlar. 3'ü tam kısma yazıyoruz. 2'yi payımıza 9'u da paydamıza 3 tam 2 bölü 9 şeklinde cevaba ulaşmış olduk. Önce bileşik kesre çevirip yaptık. Sonra tekrar tam sayılı hale çevirmiş olduk. İşlem hatası yapmamak için tam sayılı kesirlerde bileşik kesi çevirerek işlemi yürütüyoruz dedik. 11. soruya geçtim. Yine bu ifadeleri bileşik kesire çevireceğim. Burayı temizliyorum önce arkadaşlar. Yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini kontrol edebilir. 11. soruda bileşik kesire çevirirsem 3 çarpı 15 45 7 daha 52 yapıyor arkadaşlar. 52 bölü 15 artı burası ise 1 kere 5 5 3 daha 8 bölü 5 yapıyor. Paydalar eşit olmadığı için burayı 3 ile genişleteceğiz. İlk ifademi aynen yazdım. 52 bölü 15 artı ikinci ifademizi 3 ile genişlediğinde 8 kere 3 24. Paydamız da 5 kere 3 15. Şimdi paydalar eşit topluyorum payları. 52 24 daha 76 yaptı. Paydamız ise 15. Cevabımız 76 bölü 15 olarak bulundu. Tabi yine şıklarda bileşik kesir olarak vermemiş. Bunu ne yapmamız lazım? Tam sayılı hale çevirmemiz lazım. 76'yı 15'e bölüyorum. 76'ın içerisinde 15 tam 5 defa. 15 kere 5. 5 kere 5 25 elde var 2. 5 kere 1 5. 2 de elde 7 yaptı. 75 yapıyor. Bu 1. Bu da 0. Yani 5'i tam kısma yazdım. 1'i paya 15'te payda aldığımızda 5 tam 1 bölü 15'e eşit olduğunu bulduk. O da a şıkkında mevcut diyoruz arkadaşlar. Bu şekilde önce bileşik kesi çevirip sonrasında toplama işlemini yapma yapmak daha faydalı olacaktır arkadaşlar. 11'in sorumuzda bu şekilde a şıkkı cevap olarak bulunmuş oldu. 12. Soruyla devam ediyorum. Yine buradaki işlemleri durdurarak eksiklerinizi tamamlayabilirsiniz. 12. Soru basit bir soru. 3 tam 7 bölü 9 da 9'u toplamış işlemin sonucu hangisidir diye sormuş. Burada direkt şöyle toplayabilirsiniz. 9 ile 3 tam, tam kısımları toplayabilirsiniz. 9 artı 3 12 yaptı. Kesir kısmına da direkt 7 bölü 9'u yazabiliriz. 12 tam 7 bölü 9 şeklinde cevabımız ortaya çıkmış oldu. Herhangi bir bileşik kesir çevirmeye gerek yok bu soruda. Direkt tam kısımları topladım. 9 artı 3 12. Kesiri de yanına yazmış oldum. 12 tam 7 bölü 9 cevabına ulaşmış olduk. 13. soruya bakarsak 8 3 tam 8 bölü 11 işlemin sonucu hangisidir diye sormuş. Burada bakın yukarıdaki gibi yapamıyoruz. 8'den 3'ü çıkardım 5. İşte 5 tam 8 bölü 11 falan yazamıyoruz. Çıkarmada yine bileşik kesi çevirme gerekli arkadaşlar. Toplamada bu pratiklik vardı ama burada yok. Burada 8'i aynen yazıyorum. Eksi. Burayı bileşik kesre çevirdiğimizde 3 kere 11 33. 8 eklediğinizde 41 yapar. 41 bölü 11 bileşik kesre çevirdim. Şimdi bu sayıyı bundan nasıl çıkaracağız arkadaşlar? Şöyle 8'in altına gizli bir yazıyorum. Ve payda eşitliyorum. 11'de buluşturuyoruz. 11 çarpı 8 88 bölü 11 eksi burası 41 bölü 11 88'den 41'i çıkardığımızda Geriye 47 kaldı. Paydamız ise 11. Yani cevabımız 47 bölü 11 olarak bulunmuş oldu bu işlemlerin sonucunda. Şıklarda yok çünkü tam sayılı hale çevirmiş. 47'yi 11'e böldüğümüzde 47'nin içerisinde 11 4 defa. 4 kere 11 44. Çıkardığımızda burada 3 kaldı. Burada 0. Yani bu ifade 4 tam. 3'ü paya 11'i de paydaya yazdığımızda 4 tam 3 bölü 11 o da C şıkkında mevcut. 13. sorumuzun cevabı da C şıkkı. 4 tam 3 bölü 11 olması gerekiyormuş dedik arkadaşlar. Evet bazılarında kolayca direkt toplama var ama çıkarmadı gördüğünüz gibi bileşik kesi çevirerek yapmak gerekiyor diyoruz arkadaşlar. Ve sayfa 108'e doğru ilerliyoruz. Yine buradaki işlemleri durdurarak kontrolleri sağlayabilirsiniz. 14. soruya geçtik. 6 tam 3 bölü 8 eksi 1 tam 3 bölü 16 işlemi sonucu aşağıdakilerden hangisidir? Yine burada pratik şekilde çözülebilir. 6'dan 1'i çıkaracağız arkadaşlar. 5 yapar. 5 tam. Kesir kısımlarında 3 bölü 8'den 3 bölü 16'yı çıkarırsak cevaba ulaşabiliriz. Evet onları da çıkaralım. Şurada çıkarıyorum. 3 bölü 8'den 3 bölü 16'yı çıkarıyorum. Payda eşit olmadığı için burayı 2 ile genişlettim. Genişlemiş hallerini yukarıya yazıyorum. 3 kere 2 6 bölü 16 eksi 3 bölü 16 Payda eşit. 6'dan 3'ü çıkardım 3 paydam ise 16. Yani bu çıkarma işlemin sonucu 3 bölü 16 geldi. Direkt 5 tamın yanına 3 bölü 16 olarak yazabilirim. 5 tam 3 bölü 16 şeklinde cevabımız A şıkkı çıkmış oldu diyoruz. 14 sorunun cevabında arkadaşlar. Burada şuna dikkat. Bileşik kesle çevirerek de yapabilirsiniz. Ama daha uzun bir yol tabii ki. Böyle bazılarında kullanabiliyoruz bu yöntemi. 6'dan 1'i çıkardım 5 tam. Kesir kısımlarını da birbirinden çıkarıp direkt 5 tamın yanına yazmış oldum. Bu da diğer bir yöntem olarak aklınızda kalsın arkadaşlar. 14'ün sorumuzda diyoruz. 15'in soruya doğru ilerledik. Derya Hanım'ın 800 TL'si vardı. Parasının 8'de 5'ine manto, 16'da 5'ine bir çift ayakkabı aldı. Derya Hanım'ın geriye kaç lirası kalmıştır diye sorulmuş arkadaşlar. Şimdi bu tarz sorularda 800'ün 5 bölü 8'ini bulmak gerekiyor. Yani 8 parçaya bölüp 5 ile çarpacağız. Önce 800'ü 8'e böleceğiz. 8'in içerisinde 8 bir defa. 0. 2 tane 0 aşağı indi. Aynı zamanda buraya yazıldı. 100 oldu. Bunu 5 ile çarpıyorum. 100 çarpı 5. 5 kere 1 5. Bunlar 0. 2 tane geldi. 500 TL. Yani mantoya ödediği para 500 TL olarak bulunmuş oldu. Bir de 5 16'sını ayakkabı aldığı için aynı işlemi orada da uygulayacağız. 800'ü 16'ya bölüp 5 ile çarpacağız. Onu da bu tarafta yapalım. 800'ü 16'ya bölüyorum. 80'in içinde 16 5 defa. 6 kere 5 30 elde var 3. 5 kere 1 5. 3 de elde 8. Tam 80 yaptı. 0 aşağı indim. Aynı zamanda buraya yazıldı. 50 oldu. Şimdi bunu 5 ile çarpıyorum. 50 çarpı 5. 5 kere 0 0. 5 kere 5 25. 250 TL de bu. 500 TL muantu. 250 TL ayakkabı oldu. Geriye kaç TL'si kaldı diye sordu. 500 ile 250'yi toplayalım arkadaşlar. Ne yapar? 500 artı 250. 500 artı yazamadım, şöyle düzeltelim. 250 topladım. 0 5 7. 750 TL yaptı. E zaten 800 TL'si vardı. Geriye ne kadar kaldı? 800 eksi 750. Geriye arkadaşlar 0 5. Burada yana verdiği için 7 kaldı. 0. Geriye 50 TL'lik bir parası kalmış oldu. 15'in soruda cevabımız C şıkkı olması gerekiyormuş dedik. Burada önce 5 bölü 8'ini buldum. Sonra 16'da 5 bölü 16'sını sonra toplayıp geriye kalanı sorduğu için tamamından çıkarmış olduk diyoruz. Ve 15'in soruyu da C şıkkı olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Şimdi B kısmıyla devam ediyoruz. Burayı temizliyorum arkadaşlar. B kısmına doğru ilerliyorum. Buradaki işlemleri yetiştiremeyenler Durdurarak işlemlerini tamamlayabilirler. Evet B kısmına geldik. Aşağıdaki çalışmaları yapınız demiş. Birinci soruya bakarsak arkadaşlar. Eş aralıkları ayrı, ayrılmış. Aşağıdaki sayı doğrusunda birim aralıklardan yararlanarak birim kesisi belirleyip sayı doğrusunda gösterilen yerlere karşılık gelen kesirleri yazınız demiş. Evet hızla başlayalım arkadaşlar. Şimdi önce arkadaşlar buranın kaç parça ayrıldığına bakıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. O zaman paydamız 6 olması gerekir. Burası ilk sırada yer aldığı için birinci sıra olduğu için burası 1 bölü 6'ya karşılık gelir ki birim kesri de 1 bölü 6'dır bu ifadenin. Sonrasında ikinci sırada yer alan 1, ikinci sıraya 2 bölü 6. Üçüncü sırada yer alan 3 bölü 6 kesriyle gösterilir. 4 sıra 4 bölü 6. 5 sıra 5 bölü 6. Ve son sırada 6 bölü 6. Yani bir tama aynı zamanda bu kesir eşittir arkadaşlar. Bu şekilde boşluklara gelen kesirleri de yazmış olduk. 1 bölü 6, 2 bölü 6, 3 bölü 6, 4 bölü 6 ve 5 bölü 6. Son olarak da 6 bölü 6 gelmesi gerekli birinci sorumuzun cevabında diyoruz. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. Burayı temizledik. Yetiştiremeyenler durdurarak kontrollerini sağlayabilir. İkinci soruda demiş ki aşağıdaki kesirlerden birbirine eşit olanları eşleştiriniz. Bileşik ve tam sayılı kesirleri birbirine eşleştirmemiz isteniyor. İlk ifademize bakarsak bir tam sayılı kesir. Bunu bileşik kesir çevireceğiz. Nasıl çeviriyoruz? Tam kısmında paydayı çarpıyorum. 3 kere 5 15. 3 ekliyorum. 18 yapar. Paydamız da 5. Yani bu ifade 18, 18 bölü 5'e eşit. O da arkadaşlar şuradaki ifadeyle eşleşmiş oldu. B'ye geçtiğimizde ta, bu bir bileşik kesir tam sayılıya çevireceğiz. 48'i 7'ye bölmem lazım. 48'i 7'ye şurada bölelim. 48'in içerisinde 7. 7 kere 7 49 geçiyor. 6 defa o zaman. 7 kere 6 42. Burada 6 kaldı. Burada 0. Yani bu ifade... 6 tam bu 6'yı paya bu 7'yi de paydaya yazdığımıza 6 tam 6 bölü 7'ye eşit. Bu ifademiz 6 tam 6 bölü 7 olacakmış. O da bakın buradaki ile eşleşmiş oldu. Çapraz bir eşleşme söz konusu oldu arkadaşlar. İlk iki örneğimizde diyoruz. C'ye geçtiğimizde yine tam sayı olduğu için çarpma var. 6 kere 9 54 4 daha 58 payımız. Paydamız ise 9 olacak arkadaşlar. 58 bölü 9 bakın burada hemen alttaki ile eşleşmiş oldu. 52 bölü 5 ise bölme yaparak bulunacak. 52'yi 5'e bölüyorum. 5'in içerisinde 5 bir defa. Burada kalan 0. 2'yi aşağıya indim. Bölünme sağlanmadığı için buraya da bir tane 0 yazmamız gerekiyor arkadaşlar. 2'nin içerisinde 5 bulunmadığı için. Bu ifade tam sayılı hale çevrildiğinde 10 tam Kalanı paya böleni de payda yazıyoruz. 10 tam 2 bölü 5'e eşit. O da arkadaşlar buradaki ile eşleşmesi gerekiyor dedik. A şıkkımız 18 bölü 5. 6 tam 6 bölü 7. 58 bölü 9. 10 tam 2 bölü 5'e eşit olmuş oldu. Eşleştirme bu şekilde gerçekleşmiş oldu. İkinci sorumuzun cevabında diyoruz arkadaşlar. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz. Buradaki işlemleri yetiştiremeyenler durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler arkadaşlar. Üçüncü soruda aşağıdaki doğal sayılar ile bileşik kesirlerin arasına eşittir, büyüktür ve küçüktür sembollerinden uygun olanı yazınız. Şimdi 5 mi daha büyük bu kesir mi diye sormuş. Bu ifadeyi tam sayı hale çevirmeniz lazım. Ve hangisinin daha büyükse karar vermemiz lazım. 27'yi 5'e bölüyorum arkadaşlar. 27'yi 5'e böldüğünüzde 5 defa var. 5 kere 5 25. Kalan 2, burada 0. Yani bu ifade arkadaşlar 5'i tam kısma yazdığımızda 2 burası, burası da 5. 5 tam 2 bölü 5'e eşit. 5 tam mı büyük, 5 tam 2 bölü 5 mi? Bakın bu 5 tamı geçmiş, 2 bölü 5 miktarında geçtiği için bu ifade daha büyük. O zaman buraya küçüktür sembolü kullanılması gerekecek diyoruz arkadaşlar. Tam sayılı hali çevirdikten sonra. Buradaki bütün hepsinde bunu kullanacağız. Önce tam sayılı hale çevireceğiz. Sonrasında hangisinin daha büyük olduğuna bakacağız. B'yi yapıyorum. 68 12'ye böleceğiz. 68 bölü 12. 68'in içerisinde 12 5 defa. Tam 5 kere 2 10. 0 elde var 1. 5 kere 1 5 elde yedeklediğimizde 6 yapar. Çıkardığımızda 8 0 oldu. Yani bu ifade 5 tam 8 bölü 12 olmuş oldu. 5 tam 8 bölü 12 büyük 4 tam mı büyük Tabii ki tam kısmından belli oluyor zaten 5 tam 4 tamdan daha büyüktür o zaman direkt bu ifade büyüktür sembolü gelmesi gerekli diyoruz İlk ikisini bakın burada işlemleriyle çözmüş olduk C'ye geçtiğimizde onu da bu tarafta çözelim 64'e böleceğiz 64'e böldüğünüzde 6'nın içerisinde 4 bir defa Çıkardığımızda 2 kalır. 0 aşağı inim. 20'nin içerisinde 4, 5 defa. 5 kere 4, 20. Kalan 0, 0. Tam 15 çıktı. Kalan olmadığı için bu tam 15 tam eşit. E bu da tam 15 tam eşit arkadaşlar. İkisi de 15 çıktı. O zaman bu araya ne koyacağız? Eşittir koymamız gerekiyor. İkisi de 15 tam olduğu için C şıkkı da eşittir ile karşılaşmış oldu. Ç'ye geçtiğimizde 36'yı 7'ye böleceğiz. Bölelim. 36'nın içerisinde 7, 5 defa 7 kere 5, 35 kalan 1, 0 oldu. 5 tam 1 bölü 7 oldu cevabımız. 5 tam 1 bölü 7 mi büyük? 4 tam mı büyük? Yine bakın tam kısmına bakarak cevabı ulaşabilirsiniz. 5 tam 4 tamdan daha büyük olduğu için bu ifademiz daha büyük çıkmış oldu. Üçüncü soruda küçüktür, büyüktür, eşittir, büyüktür şeklinde cevaplarımız ortaya çıkmış oldu. İşlemleri de bu şekilde vermiş olduk arkadaşlar. Dördüncü soruya doğru ilerliyorum. İşlemleri yetiştiremeyenler durdurarak kontrollerini sağlayabilir. Dördüncü ve son sorumuza geçmiş olduk arkadaşlar ünite değerlendirmedeki. Aşağıdaki ifadelerin doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyiniz. Doğru olanların kutucuğunu işaretleyiniz demiş. Şimdi A ifadesiyle başlarsak bir tam sayılı kesir sıfırdan farklı bir doğal sayı ile bir basit kesirin toplamına eşittir. Doğru arkadaşlar. Sıfırdan farklı yani iki mesela başında olacak. 2 tam. Yanında da bir basit kesir. 1 bölü 3 mesela olacak. Tam sayılı kesir olması için. Bu ifade doğru bir ifade arkadaşlar. Bir A'ya D, D ifadesini kullanmış olduk. B'ye geçtiğimizde bir tam sayılı kesir bileşik kesir çevirirken tam kısmı kesrin payı ile çarpar. Çarpıma payda ekleriz. Yok arkadaşlar burada hata var. Diyor ki mesela yine iki, 2 tam 3 bölü 5'i aldık. Diyor ki bunu bileşik kesi çevirirken 2 ile tam kısmı ile kesrin payı çarpılır. Hayır paydası çarpılır payı eklenir. Burada tam ters söylemiş. Payı ile çarpıp paydayı eklemiş. Tam tersini söylemesi lazımdı. Burada hata var. O yüzden bu ifademiz yanlış arkadaşlar. Üçüncüye geçtiğimizde bir kesri sadeleştirmemiz veya genişletmemiz bu kesrin değerini değiştirmez. Doğru sadeleştirme ve genişletme sonucunda denk kesirler oluşur. Eşit kesirler oluşur arkadaşlar. Değeri değiştirmez. Değerini değiştirmez. Doğru bir ifade. Son ifademiz Ç'ye geçtiğimizde basit kesir kadarı verilen bir çokluğun tamamı bulunurken verilen sayıyı kesrin payına böler. Bölümü kesrin paydası ile çarparız demiş. Mesela 2 bölü 7'si 50 olan sayı tamamı kaçtır gibi bir soru. 2 bölü 7'sini 50 olarak verdiyse bunu paya bölüp payda ile çarpmamız lazım. Bu da doğru bir ifade arkadaşlar. O yüzden Ç'ye de D ifadesini kullanmamız gerekli diyoruz. Bu şekilde arkadaşlar 4. soruyu da tamamladık. Doğru yanlış doğru doğru olarak. Ve 106, 107, 108'deki ikinci ünite değerlendirmeyi tamamlamış olduk. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.